Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok merak ettiğiniz bir konuya değineceğiz. Arkadaşlar, özellikle son günlerde YouTuberlar ne kadar kazanıyor diye bir video çekmemizi istediniz. Biz de bugün sizlere YouTuberlar ne kadar kazanıyor, özellikle yükselişte olan ve yüksek abonesi olan kişileri ele alacağız. Rayman olsun, Enes Batur olsun, bazen de diğer kanallara göre değişik kanalları da ele alacağız ki sizlerin daha net bir bilgi alabilmesi açısından başka başka kanalları ele alıp sizlere aylık kazançlarının, yıllık kazançlarının ne kadar olduğunu net bir şekilde vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, bir site var. Evet, bu siteye girdiğiniz zaman şurada YouTuber'ın ismini yazmanız gerekiyor. Sadece kullanıcı adını yazdıktan sonra sizlere bütün veriler verilecektir. İlk başta ilk merak ettiğiniz kişi Enes Batur acaba ne kadar kazanıyor? Sizce 400 bin kazanıyor olabilir mi? Gelin isterseniz bunları görelim. Enes Batur yazıyoruz buraya. Şimdi Enes Batur'un çıkmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta Enes Batur'un kendi kanalı çıkıyor. Oradan tıklıyoruz. Aylık İzlenme oranı gördüğünüz gibi hemen şurada 147 milyon olarak gözüküyor. Hesap makinesini açalım arkadaşlar. Bu sitenin bize verdiği Enes Batur'un en fazla 589K kazandığı, yani 589 bin dolar kazandığı yönünde. Ama biz kendi hesaplamalarımızı yapacağız. Arkadaşlar, eğlence kanalları genelde CPM oranları 2 veya 3 gibi olur. Biz Enes Batur'un 2'den hesaplayacağız. Enes Batur ayda 147 milyon izleniyormuş. 147 milyon 257 bin 700 yazalım buraya. Çarpı CPM'i 2 vuruyoruz. Belki bundan daha fazladır da. Biz yine 2 verelim. Enes Batur'un aylık YouTube'dan geliri 294 bin olarak gözüküyor. Yani eski parayla 294 milyar kazanıyor. Tabii ki arkadaşlar, YouTube'dan fazla sponsorlardan kazanıyorlar. İşte değişik değişik firmaların, işte oyunların tanıtımını yapılarak daha fazla paralar kazandığına eminiz. Onun için de 200 bin ekliyorum buna. 200 bin eklediğimiz zaman arkadaşlar, Enes Batur'un aylık kazancı 500 bin veya üzeri olabilir. Hadi diyelim 500 bin olmasın, kesin 400 bin kazanıyorlar. Bazen çıkıp işte biz 100 bin kazanmıyoruz, 200 bin kazanmıyoruz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi açık bir şekilde, net bir şekilde, kanıtlı bir şekilde sizlere gösterdik. Arkadaşlar, ikinci bir kişi Rayman olacak. Gelin sizlerle Rayman'in son zamanlarda bildiğiniz gibi çıkan şarkılarıyla çok ünlenmiş ve abone sayısında yükseliş görüldü. Şimdi Rayman yazalım buraya. Bir de şu şekilde, herkes oyun videosu çektiği için oyun videoları fazla para vermiyor. Yani oyun reklamları herkes de gözüktüğü için fazla para vermiyor. Fakat siz otelle ilgili bir video çekerseniz, otelle ilgili fazla video çekmeyen kişiler olduğu için, bir siz çektiğiniz için sizlere daha fazladan para verecektir. Yani içeriklerinizin özgün ve diğer içeriklerden biraz farklı olması gerekiyor. Rayman, ben geçen ay baktığım zaman 34 milyon izlenmesi vardı. Tabii şu son şarkılarla biraz daha ün kazandı, biraz daha izlenme sayısı arttı ve abone sayısında müthiş bir artış var. Arkadaşlar, bakalım Rayman ne kadar kazanıyor. Tabii ki şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Son zamanlarda YouTube bir kanun getirdi diyelim. 10 dakika üzeri olanlar daha fazla kazanıyorlar. Bunları 10 dakikaya göre ayarlamamız gerekiyor. Zaten Enes Batur'un tüm videoları 10 dakikanın üzerinde olduğu için bakmadım. Gördüğünüz gibi Rayman genelde 10 dakika üzeri video atıyor. Burada 3 dakikalık var, burada da 3 dakikalık var. Fakat bunları göz ardı etmemiz gerekiyor. Çünkü genel olarak 10 dakika üzeri
videolar atıyor. Şimdi gelin sitemize gidelim. Sitemizden Rayman'in ne kadar kazandığını görelim. Aylık 94 milyon izleniyor. Hesap makinesini açalım. Şuraya 94 milyon yazalım. 94 Bunun da CPM oranı ne olarak? Eğlence olarak geçiyor. CPM oranı muhtemelen 2-3'tür. Buna da 2 veriyorum. 2 diyorum. Gördüğünüz gibi Rayman'de aylık olarak 188 bin kazanıyor. Arkadaşlar, Rayman'in sponsor gelirleri çok olduğuna inanıyorum. Çünkü Enes Batur sadece oyun alanında çekerken videoları, Rayman tüm alanlarda çekiyor. Bunun için Rayman'in sponsorluktan gelen geliri 250 bin olarak verirsek, Rayman'in de 400 bine yakın kazandığını tahmin ediyorum. Ama 400 bin olmayabilir. Söylediğimiz gibi 350 bin de olabilir. Tabii Rayman'in daha önce bu kadar fazla kazandığını söylemiyorum. Son dönemlerde büyük artış olduğunu söyledim. Hem abone sayılarında hem de izlenme sayılarında iyi bir artış olduğunu söyledik. Ve sponsorların da YouTube'dan gelen gelirden daha fazla para verdiğini biliyoruz. Onun için bu hesaplamaları yapıyoruz. Rayman'e dedik ki 350 bin, 400 bin arası. Şimdi sizlere bir teknoloji kanalı göstereceğim. Necdet Delioğlu diye bir kanalımız var arkadaşlar. Yaklaşık 200 bin abonesi var. Arkadaşlar, bu abimiz teknoloji ile ilgili, bilgisayarla ilgili videolar çekip atıyor. Bunun CPM oranı yüksek olduğu için koyacağım buraya. Şimdi Necdet Delioğlu yazıyorum. Gördüğünüz gibi Necdet Delioğlu'nun da videoları 10 dakikanın üzerinde. Hatta videoları 10 dakika üzerinde değil, bazıları 3 saat, 2 saat olanlar var. 2 saat gördüğünüz gibi bunlardan da çok çok gelir elde ettiğini tahmin ediyorum. Şimdi Necdet Delioğlu'nun aylık izlenme oranlarına giriyorum. 1 milyon izleniyor. Diğer YouTuber'lara göre çok çok az izleniyor. Arkadaşlar, şimdi farkın ne denli büyük olduğunu sizlere göstereceğim. 1 milyonu hesap makinesine yazıyoruz. Dediğim gibi bu kanalların CPM oranları çok çok yüksektir. Ben az vereceğim. 5 diye veriyorum buraya. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece bir ayda 1 milyon izlenmeye 5.700 TL veriyor YouTube. Tabii Necdet Delioğlu'nun şu anda sponsorları var mıdır yok mudur bilmiyorum. Çünkü daha kendi çapında büyük ama Türkiye çapında küçük bir kanal. Muhtemelen sponsorları vardır. Oradan da 1.000 TL yaparsak Necdet Delioğlu da 200 bin abone ile 6.000 TL aylık kazanç elde ediyor. Tabii ki bunlar en ufak hesaplanış şekilleri. Daha fazla da olabilir. Bir tık altında da olabilir. Ama aşağı yukarı bu şekildedir kazançları YouTuber'ların. Arkadaşlar, son zamanlarda yine yükselişte olan, sizlerin de çok merak ettiği Deli Minhek kanalını inceleyelim. Gördüğünüz gibi bütün videoları 10 dakika üzeri, harbiden bir para makinesi için üretilmiş bir YouTube kanalı ve eminim ki iyi paralar kazanıyordur. Aylık 30 bin izleniyor, 30 milyon izleniyor. Şimdi yine hesap makinemizi açalım. Hesap makinemizden 30 milyon yazalım. 30 milyon. Biraz değişik. Diğer kanallar eğlenceyken bu insanlar yapmış. Ama arkadaşlar, bu da eğlence videoları çektiği için muhtemelen bunda da eğlence reklamları çıkıyordur. Onun için de bunun CPM oranına da 2,5 vereceğim. Çarptık 2,5 diyelim. Gördüğünüz gibi Deli Mine kanalı da 75.000 TL kazanıyor. Fakat Deli Mine kanalı 75.000 kazandığına inanmıyorum. Sponsorlardan da en az bir 75.000 geldiğine inanıyorum. Çünkü Deli Mine kanalı çok sponsor ve diğer oyunlardan olsun,
diğer şirketlerden olsun çok reklam aldığına inandığım bir kanal. Onun için 1.75 bin daha ekliyoruz buraya. Minne kanalının aylık geliri 150 bine yaklaşmış diyelim. Dediğimiz gibi bundan az değil, bundan daha fazla olabilir. Eğer ki bir yanlışımız olduysa da bir tık aşağısıdır. Yani 150 bin değil de 140 bin kazanıyor Deli Minne kanalı. Arkadaşlar yine çok çok merak ettiğiniz ve çok sorduğunuz bir tane kanal daha göstereceğim. Kafalar kanalı, bildiğiniz gibi 3 kişi var orada ve hepsinin altında Mercedes olsun, hepsinin altında Porsche'ler, yani kaliteli arabalar var. Acaba nereden kazanıyorlar, o kadar çok izleniyorlar mı diye merak ediyorsunuz ve nereden geliyor bu paralar? Bakalım. Kafalar kanalının 10 dakikalık mı değil mi diye bakmak istemiyorum. Zaten bu adamlar hep 10 dakika üzeri videolar atıyorlar. Gördüğünüz gibi 35 milyon gibi küçük izlenme sayıları var diğer YouTuber'lara göre. Şimdi sizlere paranın nereden kazanıldığını göstereceğim. Arkadaşlar Kafalar kanalının izlenme oranları çok fazla ve izlenme süreleri de çok fazla diğer kanallara göre. İşte bu kanala 3,5 vermek istiyorum. Daha fazladır muhtemelen. 3,5 sadece vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kanalında geliri 125.000 TL olarak gözüküyor. Fakat bu kanalın sponsorları diğer tüm YouTube kanallarından daha fazla ve reklam gelirleri diğer tüm kanallardan daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu grupta iyi paralar kazandığına eminiz ve reklam gelirlerinin de en az 125.000 veya 200.000 olduğuna inanıyorum. Bu grubun da aylık kazancı 300 bin olduğuna inanıyor ve bu grubu da geçiyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın ve özellikle abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, videoları çekerken belli bir emek veriyoruz. Siz de bu emeklerimizin karşılığı olarak bunları yaparsanız seviniriz. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.